Ulan ne işim var lan benim burada? Tamam şiir yazıp veriyorum da sen iyice çıkardın ha. Lan karı gibi dırdır yapıyorsun ya. Karı gibi dırdır yapıyorsun ya. Lan ya Salih baba görürse beni bir daha yüzüme bakmaz lan. Lan Salih baba sen nereden görecek? Sen buraya saklanıvereceksin. Samet sen benim mutluluğumu istemiyor musun? O kadar şiir yazıp verdim hala yanılamadın mı sana? Daha ne yapacağım? Lan bu sefer böyle yapacağız. Fıstıklı kadayıfım benim şu an böyle istiyor. Doğaçlama seviyor. Improvize yani. Tamam işte lan konuşuver bir şey. Şiir, şarkı, fıkra. Lan sen hiç konuşamayacağım mı? Biraz mısın acaba? Lan konuşabilsem senin yanında niye taşıyorum Samet? Tövbe tövbe. Bul lan işte bir şey gidiyorum ben. Lan dur bak cama taş at. Dur lan. Hızlı geç şimdi bak dur. Uyan Özben. Başka kıpya. Eminem. Sakı sıra içelim. Ne yapayım? Seninle konuşmuyorum ben artık Osman Efendi. Yüzüne bile bakmayacağım senin. Seni kendime yar diye seçtim. Sensiz geçen her gün bir yudum zehir içtim. Seni kendime yar diye seçtim. Sensiz geçen her günüm yudum yudum zehir içtim. Bu laflara karnım tok artık benim. Sana olan sevgim hiç bitmeyecek. Sana olan sevgim hiç bitmeyecek Emine. Sonsuza dek senin olacak kalbim. Bir gün beni görmen en büyük hayalim. Sonsuza dek geçmeyecek sevgim. Kalbim. Akrep çıyan her yanım. Anam, akrep çıyan her yanım. Ne diyorsun lan sen? Akrep diyorum lan, paçamdan içeri gir. Akrep diyorum. Şeyimden içeri giriverdi diyorum. Çıyan da sensin, akrep de Osman soysuzu. Emine, yanlış anladın sen beni ya. Yürü git lan, yürü git lan. Seni buradan bir daha görmeyeceğim Osman Efendi, duyuyor musun beni? Sürüngen kılıklı. Emine, lan Samet yaktın ben, yaktın. Bu sefer beni kovamayacak deniz gözlü. Kavuşmamıza az kaldı Emine. Hay inşallah. Emine! Lan sen laftan anlamıyor musun? Daha kaç kere kovmam icap ediyor acaba seni? Dur yaşama sebebim. Beti'yi çekivermeden son bir kez dinle beni. Sana koskocaman büsbük bir sürprizim var biliyor musun? Arkamda bak. Bütün köyde bunu konuşuyorlar biliyor musun Emine? Zarife'nin inadı kırıldı. Nereden çıktı işin bu? Aa yırtıverdin ya. Niye yırtıyorsun Emine? Nereden çıkıverdiysen çıktı. Sen onu bunu bırak da bizim evliliğimizin önünde hiç bir engel kalmadı Emine. Ona bak sen. Lan o kabak kafanı kırıvereceğim şimdi senin. Benim ablam malı çıkmış köyde onu sevinmemi mi istiyorsun sen? Ben hiç öyle düşünememiştim ya Emine. Pardon Osmancan sen düşünebiliyor muydun acaba? Of Allah'ım ya. Mutluluğum için ablam adını çıkarıverdim köyde değil mi? Ama Emine. Osman. Babam giller duymadan hemen çözüvermemiz gerekiyor bu şeyi. He. Birlikte çözüvereceğiz değil mi? Eski günlerdeki gibi. Ne yapmamız gerekiyor Emine? Ne bileyim. Ben babamı hayalim. Sen de köyde herkesin ağzını sıkı sıkı kapa olur mu? O işi olmuş bir. Seni de affettim sanma Osman Efendi. Kendi beceriksizliğimizin cerimesini çekiyoruz işte. Beladan kurtulur kurtulmaz sen sağ ben selamet. Ama gül oğlum. Az laf çok iş Osman. Az laf çok iş. O işi öyle bir halledivereceğim ki Emine'm. Boşa koşa boynumu atlayacak. Baba, ne ediyorsun Allah sen? Ne edeyim kızım? Sen ne ediyorsun? Senin yüzün mü solmuş biraz? Dur bakayım. Aa, ateşin de var senin. Nereye gidiyorsun sen böyle? Allah Allah. O kadar abartılacak bir şey yok emme. Hiç değilim öyle değil. Bir gencik babam var benim. Onu bu hasta haliyle işe gönderirsem iyi olsun beni. Ya iyiyim be. Ne bağırıyorsun Emine? Abla ya babam hasta haliyle işe gideceğim diye tutturdu. Gitme diyorum gidiyor. Acık ateşin var diye yine kız kardeşin ortalığı ayağa kaldırdı. Bak var mı bir şey? Teknenin taksidi nasıl olacak? Ha? Elde yok avuçta yok. Nasıl yapacağız? Babam sen neye düşünüyorsun bununla? Buluruz biz bir çaresini. Sen dinlenmene bakacaksın. Ama kızım... Aması falan yok baba. Merhem sürdük sıcak tutmak lazım kendini. Hadi dinlenmene bak sen. Ha? Hayda. Bu ne ya?
Kızım ne yapıyorsun? Hiç icaz istemiyorum vallahi baba. Ben sonra sana bir güzel şöyle nane limon kaynatı veririm. Oo misler gibi. Allah Allah. Ya terliklerimi çıkart kızım. Hiçbir yere gitme sen. Olur mu? Burada kal. Bakayım. İtiraz istemiyorum babam. Ona göre. Geleceğim ben. Gitme bir yere. Ya. Hadi kırma bizi babam. Ya. Ya. Teknenin taksidi nasıl olacak? Emine. Ben balığa çıkıyorum. Sen de babama bir şey çaktırma, üzülmesin. Balığa mı? Evde sana emanet. Olur, rast gelsin. Yüzün arkada kalmasın hiç. En son böyle dediğimde ne oldu gördüm ha. Ya abla ya, laf sokma sen bana, orta elinden çatlayıvereceksin değil mi? İyi, tamam tamam. Sen şey yap, babamın sırtına merhem sürmeyi unutma. Tamam, rast gelsin. Ey hadi. Eminem görevini başarıyla tamamlıyor. Artık şimdi sıra sende. Ajan Osman 0000. Ah! Zarife! He Osman. Utanmıyor mu lan sen el alemin evini dikizleme? Yok vallahi Zarife. Hiç kimseyi dikizlemiyorum ben ya. Kuşlarla, ağaç kakandan hayatlarını inceliyorum. Çok güzel hayatları var burada. Güzel güzel yaşıyorlar vallahi. Ben şimdi seni bir ağaca çakacağım, ömür boyu orada çakılı kalacaksın ha. He, tamam Zarife kızma ya. Ben de başka yere gidiveren oradan inceleyeceğim. Sen nereye böyle? Balığa çıkacağım ya, babam hasta. Ha, geçmiş olsun. He, baban hasta, sen tek başına balığa çıkacaksın öyle mi? Oğlum ne tek başına, lan Samet yok mu bizim? He, Samet var doğru. Bakmak ister misin? Çok güzel ağaç kakanlığa var. Hayatları özgür. Gel. Bakayım. Tabii ya. Lan. Nerede lan? Bir tane sene bakıyor. Nerede bakıyor? Şurada bakıyor ama o biraz canı sıkın bugün. Nerede? Hiçbir şey yok beni burada oyalıyorsun ya. Zevzek zevzek konuşuyorsun beni ya. Aman. Lan Samet. Şişt, Samet misin lan sen? Ha tamam Samet. Bak senin kaptanı der ya baba, Salih baba evde yatak döşek hasta yatıveriyor. Sen hala teknede bekliyorsun öyle mi? Ayıp. Ayıp Samet. Olur mu öyle şey? İki kardeşi birbirine düşürüvermiş diyorlar. Kardeş değilmiş onlar. Ana baba ayrıymış. Zarife'ye bak sen. Ne yere bakan yürek yakanmış meğerse. Günaydın. Kolay gelsin. Nesi var lan burada? Deli mi? Tövbe tövbe. Savaş kardeş! Savaş kardeş, savaş kardeş lan bak. Oğlum bir dur lan, ruhunu teslim edeceksin şimdi. He, sana çok mühim bir haberim var. Hayırdır? Zarife balığa çıkıveriyormuş. Bunun neresi mühim Osman? İşte emme. Salih baba hastaymış. Ben de Samet'i ayarlayıverdim. Teknede yalnız olacakmış. Yalnız mı? Şöyle güçlü, kuvvetli bir arkadaşın yardımına ihtiyacı olabilir diye düşünüverdim ben. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Aferin lan Osman. Aferin lan Osman. Çok iyi bir haber verdin bana. Ya demek öyle. Zarife'yle, tekne, bensiz. Onu bir geçeceksin Savaş Efendi. Lan Süleyman abi. Ya Osman kafamı şişirdin ha. Konuşacaksın diyor işte. Uzama. Lan Süleyman abi emin misin? Ya sen niye taktın bu işe bu kadar? Süleyman abi şimdi sen Salih Kaptan'la konuşan emme gıybet olacak. Onun için diyorum. Tövbe de, tövbe de. Ne gıybeti? Ben usulünce Salih Kaptan'ın yüzünü konuşamayacağım. Son kararım mı Süleyman abi? Hayır şu seyirciye sorma jokerin duruyor. Tamam benden günah gitti. Ne? Hayır günah olmasın diye diyorum da sen bilin gari artık. Süleyman abi ben sana söylemeyi unutuverdim ya. Salih Kaptan bugün bu teknede kaptanlık yapıyor. Hani sen konuşmak istiyorsan ona yetişmen lazım. Boş ver o zaman. İşi vardır şimdi onun. Olmaz Süleyman abi. Olur mu öyle şey? Sonuçta bugün işini yarına bırakacaksın Süleyman abi. Hadi koş bak yetişsin. Koş koş. Eh madem eh. Tamam. Kalkıyor. Vallahi kalkıyor. Hemen geri yetişiver. Hadi bak şimdi. Tamam. Çabuk 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 çabuk.
Salih Kaptan! Ha Süleyman abi, aklıma bir şey geliverdi. Şimdi diyorum ki Kurban Bayramı'nda kuzu kesemiyorum pahalı. Orkinos balığı kessem olur mu, caiz mi de? Eh be şaşkın, eh be şaşkın. Salih Kaptan! Hadi Süleyman abi, günler arasından bana kart atarsın. Alfede Ezen'in oğlu var ya. Bavyondan karı getirmiş karı. Cıngılların Uğur'u gebe kalmış. Ana! Asıl Saniye'nin kızının kocaya kaçmasına ne diyorsunuz? Kızı da onun üvey kızıymış. İte la ite be ite. Lan kafamı şişirdiniz be. Bak balon oldu balon. Ne oluyoruz muhtar? Sen bizi neye çağırdın söyle bakayım. Kız. Büyük bir dedikodu duydum. Yaklaşın bakayım. Aman iyi, ne dedikodusu? Neymiş? Zarife. Ee? Garavancılığın oğlanla kırıştırıyormuş. Aman toprakları Zarife mi? Hayatta inanmam. Kız sen bana inan. Benim bilgiler sağlam kaynaktan. Bizden ne istiyor Mıkta? Bu dedikoduyu köyün her yerine yayacaksınız. Bunun karşılığında... Bir yıllık Çiğdem stoğunuz Rüstem Ağa'dan. İlaveten de her birinize telefon. Dedikodularınız dünyanın her yerine ulaşsın diye. Hadi bakalım görev başına, hadi, hadi. Bir de kendini eşek Fatma'dan sayıyor. Siz böylesinden korkacaksın. Yazık. Yürü, yürü. Bırak senin neyin Erol Taş gülmesi? Muhtar gibi gülsene şöyle. Aferin lan Öpit. Aferin. Bu fotoğrafla çok iyi iş başardın. Bu fotoğraf... 70 tane dedikoducuya bedel ha. Ben sana dedim ağam. Bana güven dedim ağam. Muhtar Soylu boşa konuşmaz dedim ağam. Dedim de dedim yani. Ömer gel lan buraya. Gel lan şuraya. Buyur baba. Bu fotoğraftan in aşağıda 50 tane kopya çıkarttır be. Hadi bakayım. Dur de Ömer 50 tane yetmez. 100 tane 100 tane çıkarttır sen. Hadi bakayım hadi. Ömer. Ne diyorsun lan? Ne kazık çaktın oraya öyle? Ömer, ne lan zekasız, anası gılıklı. Hadi lan diyorum. Tamam baba. Apıştı kağıdı çocuk tabi. Kim bekler Zarife Efendi'den, dik başlı Zarife Efendi'den böyle şeyler? Ya geçeceğim bu işleri Muhtar yani. Zarife'yi tanıyoruz hepimiz yani, yapmaz öyle şeyler. Lan. Koskoca muhtar yalan mı söylüyor köylüye? Elimizde dapı gibi kanıt var, kanıt, kanıt. Zarife, garavancıların oğlanlarla oynaşırken görüntülendi. Az sonra... Vay Zarife vay. Demek garda yürüyüp izini belli etmedin ha. Lan senin aklın alıyor mu böyle bir şey? He? Zarife öyle şey yapar mı? Var mısın lan iddiasına? Varım lan. Kaybeden bütün kayfeye kadar ısmarlayacak. Bütün kayfeye? He. Tamam lan. Hadi bak. Ya ben hala inanmıyorum da şimdi bu kanıt manıt dedi ya. Oradan bir kurt düşüverdi içime. Mırta, millet sokağı yuttu. Niye daha önce aklımıza gelmedi bu ha? Aman lan, geç olsun, güç olmasın derler. Şu Zarife olayını köyde duymayan kalmasın. Aman dikkat edin ha. Sen hiç meraklanma efendim. Ben Sahar Sultan'a bile duyuracak. He, böyle ol, canım iyi işte. Canın iyi de paranı yesem azıcık iyi olur. Ha Süleyman abi. Ya Süleyman abi ne diyorsun ya? Gel de iki laf edivelim. Yok gelmeyin Osman, camiye gidiyorum. Ya Süleyman abi. Daha namaza vaaz et. Sen gel. Ya oğlum çekiştirip durma lan. Süleyman abi canımızsın, ciğerimizsin. Süleyman ya. Otur işte. Tövbe tövbe. Kırma çocuğu ya, oturuver. He. Allah.
Oturduk gari. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Süleyman abi epeydir de görüşemedik. Nasılsın, iyi misin? Vallahi yüzünü gören cennetlik. Osman iyi misin sen? Sabah namazı görüştük ya. Ne saçmalıyorsun lan sen? Süleyman abi, ben sana şey soracaktım da onu da şey ettim. Acaba Zarife ile ilgili çıkan dedikodu hakkında ne düşünüyorsun? Sana hiç yakışıyor mu Osman? Ne açtın şimdi konuyu? Şşt, lan. Eferin lan sana, eferin. Ne düşüneceğim Osman? Gıybet etmek yakışır mı bana? Yani diyorsun ki gıybet etmek çok günah diyorsun. Günahtır ya. Kul hakkına gire. Helallik almak lazım geli. Ama helallik almadan olmaz. Tövbe bismillah. Hayır şimdi ben şunu merak ediyorum. Acaba ben gıybet etmiyorum ama gıybeti dinliyorum. Yine de günah mıdır Süleyman abi? Bakın gıybeti yapan kadar dinleyen de günaha girer. Hepsi ölü eti çiğnemiş gibi oluveriyor vallahi. Ölü eti mi? Ay aman bir şey oldum ben ya. Ay aman. Ya ölü et çiğnemiş gada olu diyorsun yani Süleyman abi. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Süleyman abi, günaha girmek de çok günah değil mi? Canım, şimdi bunların hepsi Zarife'nin iyiliği için oluyorsa... Ya iyiliği mi oluyormuş bunun acaba? Evet. Ya neticede Zarife köyümüzün kızı Süleyman. Ben diyorum ki ne, sen bir Salih'e gidiversen, bak başkasından duymadan sen bir Salih'in kulağına fısıldasan, he? Bu Zarife'nin iyiliği için, he? Sevaptı. Yani el alemin ağzında, yani ağızlar torba değil ki büzesin. Günah kıza canım. Vallahi doğru diyorsunuz da aile meselesi bu. Karışmak evet, beni düşmez. Abi. Süleyman abi aklıma bir şey geliverdi. Müslüm Baba'nın posteri aha benim duvarımda asılı durur. Bunun bir sakıncası var mıdır? Dizimizce caiz midir? Sana düşmeyecek de kime düşecek Süleyman? Zarife'nin eyleği için hepsi. Şimdi o garavancılar kıza kötü bir şey yapsalar ki Allah'a esirgesin. Sonra keşke konuşuverseydim demeyeceğim mi yani değil mi? Değil mi? Ya. Süleyman abi şimdi mesela su içiyoruz orucumuz bozuluyor. Abdest almak da günah mıdır? Önemli. Vallahi şimdi siz öyle deyince beni de doğru geliverdi. Süleyman başkalarından duyarsa Salih'e bir inme, bir yerlerine inecek. Yani Zarife de bizim köyümüzün kızı. Hadi. Süleyman abi ben şimdi bir şey daha soru vereceğim. Meraklıyım şu bu konuda çok meraklıyım, istekliyim. İnternetten oyun indiriverdim. Günaha girmiş oluyor mu? Ya saçma sapan konuşup durma be Osman. Ben en iyisi mi giden bir Salih kaptandan konuşuveren gari. Hadi eyvallah. Git sen konuş konuş. Sevaptı. Eyvallah konuş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.